Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. testte kalmıştık. Biliyorsunuz 9 tane test var. Hepsini de teker teker çözüp paylaşacağım. E, sonrasında artık test çözümlerimizi bitirmiş olacağız. Başlayalım isterseniz. Diyor ki aşağıda verilen kazanımlardan hangisi bulun taksonomisine göre farklı bir alan içerisinde ele alınır? Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar dormansi ve çimlenme arasındaki ilişkinin farkına varır. Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur. Şimdi arkadaşlar burada her birini isterseniz hangi basamak olduğunu yazalım ona göre cevabımızı bulalım. Şimdi burada dikkat ederseniz e, şeyi sormuyor hani analiz düzeyinde mi sentez düzeyinde mi yani hangi bilişsel alan içerisinde demiyor. Bize hangisi farklı bir alan içerisinde diyor. Yani bilişsel mi duygusal mı psikomotor mu bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığınızda bakın bitkilerde su ve madde taşıması ile ilgili deney tasarlar. Bu nedir? Bilişsel alan değil mi? Bilişsel alan. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. Bu da yine arkadaşlar bilişsel alan. Bilişsel. Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. Bu da bilişsel alan. Bilişsel. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısını koruması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlar da bulunur. Bunların hepsi bilişsel alan. Ama arkadaşlar ee, dormansi ve çimlenme arasındaki ilişkinin farkına varır demesi bu hangi olaydır? Duyuşsal alan. Şimdi bilişseli duyuşsalı nasıl e, ayırt edeceğiz? İlk önce buna bir değineyim ben. Şöyle yapacağız arkadaşlar yani en azından benim kendim kodladığım bir şey bu aslında yani kendi kafama o şekilde yerleştirdim. Bilişsel alan diyorsa eğer bilişsel alanda şunları görmeniz gerekiyor. Kendi bilgisi düzeyinde daha sonra aklını kullanarak yaptığı şeyler yani nasıl diyeyim mesela deney tasarlar. E Bunun deneyini tasarlayabilmesi için konuyla ilgili bir şeyler bilmesi lazım değil mi? Ee, ama duysal ana geldiğimiz zaman dormansi ve çimlenme arasındaki ilişkinin farkına varma yani bunu bir başkası biliş olarak vermiyor. Hani sana aktarmıyor. Sen bunun farkına varıyorsun. O zaman nedir? Duyu organlarınla alıyorsun bunu. Dolayısıyla bu da duyuşsal alan. Psikomotor'a geldiğimiz zaman ise arkadaşlar psikomotor da daha çok böyle el becerilerini falan kullanarak yaptığımız bir şeydi. Burada deney tasarlar değil de deney yapar deseydi mesela onu e, psikomotor alan olarak alabilirdik. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Diğer sorumuz Eğitim sistemimiz yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterlerde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri elfazeleri olan yetkinlikler Türkiye yeterlilikler çer çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre de ifadelerinden hangileri yenilenmiş öğretim programında belirlenen anahtar yet yetkinliklerdendir dijital etkinlik, yabancı dillerde iletişim, inisiyatif alma ve girişimcilik. Arkadaşlar bunların hepsi yenilenmiş öğretim programında yer alır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Zaten bu tür şeyler hani direkt hani hiçbir şey bilmeseniz de kafanızdan ha tamam bu var mıdır vardır bence der yaparsınız. Üçüncü soru 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programında yer alan kazanım ve açıklaması ile e, ilgili aşağıda bir kesit verilmiştir diyor. Bakın 10, 2, 1, 1. Arkadaşlar şuradaki 10, şuradaki 10, 10. sınıf. Buradaki 2, 2. ünite. Buradaki 1, 1. alt konu. Şu da arkadaşlar 1. kazanım. E, ee, kalıtımın genel esaslarını açıklar. Burada A demiş Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır. Şimdi burayı hepsini okumayayım isterseniz. Diyor ki verilen keste göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakalım diyor ki Öğrenci 10. sınıfta öğretim görmektedir. Evet, 10. sınıf doğru. Anne hemofili, babası sağlam olan bir erkek çocuğunun sağlam olma olasılığı nedir sorusunu cevaplayabilir. Bakalım. Diyor ki: eşeğe bağlı kalıtım, hemofili ve kısmi renk körlüğü hastalıkları bağlamında ele alınır. Eşeğe bağlı kalıtımın Y kromozomunda da görüldüğü belirtilir." Dolayısıyla arkadaşlar burada e, anne hemofili, babası sağlam diyor ya bu eşeğe bağlı bir kalıtım değil mi? Evet, o zaman bunu cevaplayabilir akşam sefası ve aslan ağzı bitkilerinin çiçek renklerinin oluşumunu, oluşumu kalıtımın hangi özelliğiyle açıklanır? Sorusunu cevaplayabilir. Şimdi arkadaşlar aslan ağzı ve akşam sefası bitkilerinde eksik baskınlık görülür. Eksik baskınlık. Şimdi bizim bu özelliği bilmemiz lazım bu soruyu yapmamız için. Eksik baskınlık 10. sınıflarda kaldırıldı. E, yeni müfredata göre arkadaşlar eksik baskınlık anlatılmıyor. Sadece eş baskınlık anlatılıyor. O da kan grupları ile ilişkilendirilerek anlatılıyor zaten. Dolayısıyla bunu çocuk cevaplayamaz. Çünkü eksik baskınlık anlatılmıyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Bakın zaten burada ne demiş? Eksik baskınlık ve piloitropizme girilmez demiş arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bakarak da bulamadığını, cevaplayamadığını görebiliriz. Dördüncü soru. 2018 biyoloji dersi öğretim programında geçen canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır kazanımına ulaşır e, ulaşırken şeklinde içerik sınıflandırması yapıldığı görülmüştür. Yukarıda verilen örneklere bakıldığında içerik düzenlenirken aşağıdaki ilkelerden hangisinin diğerlerine oranla daha fazla dikkate alındığı söylenebilir? Bakalım. ATP gibi moleküllerin, enzimlerin ve hormonların kimyasal formüllerine yer vermeden canlılar için önemi sorgulanır. Vitaminler sadece yağda ve suda çözünenler şeklinde sınıflandırılır. Vitaminlerin eksikliğinde ya da fazlalığında ortaya çıkan sağlık sorunları araştırılır. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınız zaman sizce en fazla hangisi dikkate alınmış? Bilimsellik mi? Gerçeklilik mi? Tümden gelin mi? Güncellik mi faydalılık mı? Şimdi baktığımızda, bakın, şunları ben silerim. Ben şurada ya geçerlilik derim, bakın, ya da faydalılık derim. Ama cevabımız faydalılık olacak. Neden faydalılık? Çünkü ben burada öğrendiklerim bana fayda sağlıyor mu? Sağlıyor. Mesela vitaminlerin eksikliğinde hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? Fazlalığında hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? Ben bunu bilirim. O zaman bana büyük fayda sağlar. Yine enzimler benim için ne gibi öneme sahip? Hormonlar ne gibi öneme sahip? Bu da bana bir fayda sağlar. Dolayısıyla E şıkkı faydalılık olur. Gelelim diğer sorumuza. Beşinci soru. Bir biyoloji öğretmeni Mendel'den günümüze genetik bilimine katkıda bulunan bilim insanlarının çalışmalarını yazar. Şeklindeki bir kazanımı ölçmek için aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması en uygun olur? Arkadaşlar bir araştırma ödevi vereceksek eğer bizim en uygun e, kullanmamız gereken performans görebilir. Altıncı soru. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine difüzyon hızına etki eden kuvvetlerle ilgili bir araştırma yaptırmaktadır. Öğretmenin bu araştırmada difüzyon hızını etkileyecek uygun bir kuvvet seçme ve araştırma problemini uygun bir şekilde yazma basamaklarını değerlendirmek amacıyla geliştirdiği dereceli puanlama ölçekleri aşağıda verilmiştir diyor. Diyor ki buna göre pH derecesi difüzyon hızını nasıl etkiler şeklinde bir problem cümlesi kuran bir öğrenci her ölçekten kaç puan alır? pH derecesi difüzyon hızını nasıl etkiler? Şimdi arkadaşlar bakalım birincisine. Uygun bir kuvvet belirleme. Bununla ilgili bir şey bulacağız. Ölçülebilen ve difüzyon hızını etkileyen bir kuvvet belirlenmiş. Ölçülebilen fakat difüzyon hızını etkilemeyen bir kuvvet belirlenmiştir. Ölçülebilen ve difüzyon hızını etkileyen bir kuvvet belirlenememiştir. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman şimdi öğrenci pH derecesi ölçülebiliyor değil mi? pH ölçülebilen bir kuvvet bulmuş. Ama pH derecesi difüzyon hızını etkiler mi? Etkilemez. Burada arkadaşlar difüzyon hızını etkileyen nedir? Madde yoğunluğu, sıcaklık bu gibi şeyler pH derecesi etkilemez. Dolayısıyla ölçülebilen fakat pH'i etkilemeyen yani difüzyon hızını etkilemeyen bir kuvvet belirlemiştir. Dolayısıyla buradaki puanımız 5 puan olacak. Sonra geliyorum diğerine dök uygun bir problem cümlesi yazma. Bağımlı ve bağımsız değişkeni içeren bir problem cümlesi oluşturulmuştur. Bağımlı veya bağımsız değişkenlerden sadece birini içeren bir problem cümlesi oluşturulmuştur. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerden ikisini de içermeyen bir problem cümlesi oluşturulmuştur. Şimdi arkadaşlar burada Bağımsız değişken nedir? pH derecesi değil mi? Biz bunu ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz pH derecesini. 2'ye getiririz, 3'e getiririz, 7'ye getiririz, 14'e getiririz. pH derecesini ayarlarız. Eğer bizim ayarlayabildiğimiz bir şeyse bu bağımsız değişkendir. Peki pH'a e bağlı ne değişir? pH'a e bağlı da difüzyon hızı değişir. Dolayısıyla çocuk hem bağımlı değişkeni hem de bağımsız değişkeni bulmuş. O yüzden ben buradan da 10 puan veririm arkadaşlar. Cevabımız birinci ölçek 5, ikinci ölçek 10 yani denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıdakilerden hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programında vurgulanan anahtar yetkinlikler içerisinde yer alır? Öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, matematiksel yetkinlikler. Şimdi bizim burada anahtar kelimeler bulmamız lazım. E, öğrenme, öğrenme zaten arkadaşlar bizim şu an kullandığımız eğitim programı. E, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler yine aynı şekilde vardır. Matematiksel yetkinlikler de kalıtımda falan kullanıyoruz sonuçta. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. 8. Dolaşım sisteminin testi kapsamında aşağıdaki kavramlardan hangisinin verilmesi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programının yapısına uygun düşmez. Arkadaşlar akü var, antijen, interferon ve ödemi anlatıyoruz ama iminoglobinlere girmiyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. Dokuzuncu soru. Bitkilerde eşeğsiz üreme konusunu anlatan bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili önceden bilgi vermiş olması öğrencilerin eşeğsiz üremeyi anlamalarını kolaylaştırır. Arkadaşlar eşeğsiz üremenin temeli neye dayanıyor? Tabii ki mitoz bölünme cevabımız Edirne mitoz bölünmeyi vermesi gerekiyor. 10. soru. Solunum gazlarının taşıması konusunu anlatan bir biyoloji öğretmeni tahtaya aşağıdaki denklemi yazmıştır. Diyor ki daha sonra öğrencilerden bazılarının aynı enzim çeşidinin farklı reaksiyonları katalizle, katalizlemesini anlayamadıkları görülüyor. Bunun sonucunda öğretmenin öğrencilere enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemesi daha uygun olacaktır. Bakalım. Enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıkar. Buna bilgisi yok. Enzimler hücrede takım halinde çalışır. Enzimler tepkimeyi aşırı derecede hızlandırır. Bazı enzimler tersini tersinir özellik gösterir. Bazı enzimler sadece hidroliz reaksiyonlarını gerçekleştirir. Arkadaşlar buraya baktığınız zaman bakın ters çalışıyor. Yani tersinir çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak öğrencilere bunu söylemesi gerekiyor. Diğer sorumuz. Fotosentez reaksiyonlarını ürün ve süreç açısından karşılaştırır. Kazanımı bloğumun bilişsel alan sınıflamasına göre aşağıda verilen basamaklardan hangisine karşılık gelir? Arkadaşlar bas bakın karşılaştırma olayı var. Ne yapacak? Analiz edecek ki bunu karşılaştırabilsin. Dolayısıyla cevabımız denizli analiz olacak. 12- Biyoloji dersinde grup çalışması şeklinde yürütülen bir etkinlikte, atmosferdeki karbondoksit miktarı ve kuraklıkla ilişkisi konusunu proje ödevi olarak alan gruba başkanlık eden öğrenci, grup içindeki arkadaşlarının önerilerini dinlememektedir. Öğrencinin göstermiş olduğu bu davranış, Bloom taksonomisinde duygusal alanın aşağıda verilen hangi basamanda bir problem olduğunu gösterir. Tepkide bulunma, değer verme, organize etme, alma, kişilik haline getirme. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki bakın, ne yapıyor bu başkanlık eden öğrenci? Diğer öğrencilerden gelen uyarıları, işte ee, önerileri almıyor, almadığı için. Hop, cevabımız direkt alma şıkkı olacak arkadaşlar. 13. soru. Yukarıda verilen kazanımlar Bloom'un bilişsel alan sınıflamasına göre hangi basamağa karşılık gelmektedir? Boza yapımı ile ilgili basit deneysel etkinlikler yapar. Arkadaşlar bu nedir? Bu direkt uygulama değil mi? Uygulama basamağı. Deney yapıyor çünkü uygulama. Geri bildirimin mekanizmasını örneklerle açıklar. Bakın kendisi geri bildirimi anlamış. Bunu örneklerle açıklıyor. O zaman bu kavrama düzeyindedir. Kavrama. Diyabetin kontrol edilememesinin olası sonuçları ile ilgili özgün bir sunum hazırlar. Bakın kendine özgü bir şey hazırlıyorsa bu sentezdir arkadaşlar, sentez. Analiz ve sentezi karıştırmayın. Analiz iki şeyi karşılaştıracak veya bir olayın farklı süreçlerini karşılaştıracak. Sentez ise kendine özgü bir şey yapacak. Mesela bir kendine özgü bir proje hazırlama olayı nedir? Bir sentezdir. Kendine özgü bir deney hazırlama yani mesela başkasından görüp de değil de kendi uygulamalarıyla hazırlama yine nedir? Bir sentezdir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Uygulama kavrama sentez olarak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji derslerinde kullanılabilecek akıl yürütme becerisiyle en fazla ilişkilidir? Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin temel kısımlarını gösterebilmek. Bunda direkt gösterecek akıl yürütme olayı yok. Tek ve çift çenekli bitkileri kök ve gövde yönleriyle karşılaştırabilme. Bu da arkadaşlar akıl yürütme yok. Jeolojik zamanlar boyunca canlı çeşitliliğindeki önemli değişimlerin nedenlerini sorgulayabilme. Bakın sorgulama yapıyor. Sorgulama yapıyorsa bunu nasıl yapacak? Akıl yürütmeyle yapacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi hipotetik düşünme becerisiyle ilgili bir ifadedir? Böbrekler vücudumuzda kanı süzen filtre görevi görür. Bu direkt bilgi. Çevre kirliliğine yol açan faktörleri tek tek inceleyelim. Bu da değildir değil mi arkadaşlar? Ülkemizde bazı kuş türlerinin yok olma nedenleri nelerdir? Ee, kanser sadece daha etkili kemoterapi, kemoterapotiklerin geliştirilmesiyle yok edilebilir. Kök hücre tedavisi uygulamaları artarsa hangi hastalıklara çözüm bulunur? Bakın arkadaşlar hangi hastalıklara çözüm bulunur? Kök hücre tedavisi uygulamaları artarsa ne yapıyor burada? Diyor ki hani böyle bir şey olursa neler olur? Yani hipotetik düşünmeyi teşvik ediyor. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Biyoloji dersi 9. sınıf programında yer alan Canlılar Dünyası adlı ünite için kullanılabilecek bir kavram haritası örneği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu kavram haritası aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilebilir? Bakalım. Şimdi mantarlar ökaryot canlılardır diyor. Ökaryot canlılar hücrelerden oluşur diyor. Hücreler organellerden meydana gelir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Mantarları bir sınıflamış değil mi? Yani sınıflandırma gibi bir şey yapmış. Hani özelliklerini yapmış. Şimdi baktığınız zaman bu hiyerarşik kavram olmaz. Çünkü hiyerarşik kavramda mesela de mantarları eğer ikiye ayırsaydı işte ee, ne bileyim küf mantarları, maya mantarları gibi işte ayırsaydı o zaman hiyerarşik olurdu. Burada hangi kavram haritası var? Zincir. Bakın, mantarlar ökaryot canlılardır. Zincir kura kura gidiyor. Hücrelerden oluşur. Ökaryot canlılar hücrelerden oluşur. E, hücreler de organellerden meydana gelir. Dolayısıyla burada bir zincir kavram haritası vardır. 17. Bir biyoloji öğretmeni ototrof kavramını 10 defa alt alta yazarak öğrencilerden 45 saniye içerisinde ototrof kavramının kendilerinde ça çağrıştırdığı kelimeleri veya kavramları yazmalarını ister. Buna göre aşağıdaki kavram ya da örneklerden hangisini yazan öğrenci ototrof kavramına ilişkin bir yanılgısı olduğu söylenebilir. Şimdi ototrof neydi? Kendi besini üreten değil mi? Yeşil söfür bakterisi üretir. Öglena üretir. Alk bitki üretir. Ama bira mayası, bira mayası nedir arkadaşlar? Heterotroftur. Bir mantardır. Dolayısıyla A şıkkını veren nedir? E, kavram yanılgısı vardır. Gelelim diğer sorumuza. 18. Kolaylaştırılmış difüzyon olayı ancak canlı hücrelerde gerçekleştiğinden bu olayda mutlaka enerji de harcanmalıdır şeklinde kavram yanılgısına sahip olan bir öğrencinin kavram yanılgısının giderilmesinde yukarıda verilen tekniklerden hangisi kullanılabilir? Tanılayıcı dallanmış ağaç, kavramsal değişim metinleri, tahmin gözlem açıklama. Şimdi arkadaşlar, burada e, tahmin gözlem açıklamayı yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü gözlem yapabilecek bir deney ortamı lazım. E, deney ortamı için de canlı hücrelerde deney yapmamız lazım. Bunu da hani okulda yapma gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla bunu yapamayız. Kavram değişim metinleri olabilir. Mesela kolaylaştırmış difüzyonun kavramını hani değiştirerek ne yaparız? Kavram değişim metni vererek çocukta doğru bilginin yerleşmesini sağlarız. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği de olmaz. Neden olmaz? Çünkü hani doğru yanlışlı falan gidiyor ya tanılayıcı dallanmış ağaç. E burada zaten çocuk bunun yanlış olduğunu hani yanlışı doğru gibi biliyor. Dolayısıyla ben orada yine yanlış olan kısmına gideceği için öğrenmiş olmaz arkadaşlar. Bizim en iyi yapmamız gereken nedir? Kavramsal değişim metni vermemiz gerekiyor. Cevabımız Bursa Şıkkı. 19- Modeller karmaşık olayları, durumları ve nesneleri temsil eden basit gösterim veya ifade şekilleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyoloji öğretiminde kullanılan modellerden değildir? Glikozun kimyasal formülü, der ders kitaplarında yer alan DNA resimleri, tohumlu bitkilerde çift döllenme denklemi, gözün anatomik yapısını gösteren maket, sınıfa getirilen birleşik yaprak örnekleri. Arkadaşlar burada ee, Şimdi diyor ki karmaşık olayları, durumları ve nesneleri temsil eden basit gösterim. Şimdi mesela sınıfa getirdiğim bileşik yaprak örneği basit bir gösterim değil. Direkt olarak ben ne yapmışım? Kendisini getirmişim. Yani bir model getirmemişim, direkt kendisini getirmişim. Dolayısıyla bu model olmaz. Cevabımız edinşik olur. 20 Hücresel yapıları analoji tekniğiyle tekniğini kullanarak anlatmak isteyen bir biyoloji öğretmeninin aşağıdakilerden hangisinde kullanması uygun bir örnek olmaz? Hücre çeperi, kontrollü giriş kapıları. Kromozomlar bilgi taşıyıcılar. Bakın kromozomlar bilgi taşıyıcı olur. Golgi depolama aygıtı olur. Golgi depo, depo da yapıyor arkadaşlar sonuçta. Mitokondri enerji üreten fırınlar. Ribozom proteinlerin üretildiği makineler olur ama Hücre çeperi kontrollü giriş çıkış kapılar olmaz. Çünkü hücre çeperi tam geçirgendir. Kontrollü giriş çıkış yapmaz. Hücre çeperi yerine hücre zarına deseydi bunu doğru olurdu. A şıkkını veremez. Diğer sorunuz, Dersinde boşaltım sistemi konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere deniz suyunu fazla miktarda içen insanın ölebileceğini söyleyerek bu durumun nedenlerini sormuştur. Buna göre boşaltım sistemini 7E modelini kullanarak öğrencilerine kavratmak isteyen öğretmen modelin aşağıda verilen hangi aşamasını kullanmıştır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyor? Çocuğu e, bir bilgi veriyor ve bu durumun nedenini soruyor. Yani diyor ki sen deniz suyunu içersen eğer fazla içersen ölebilirsin diyor. Bunun nedeni nedir diye soruyor. Dolayısıyla burada hangi basamakta yapmış oluyor arkadaşlar? Teşvik etme. Çünkü düşünmeye teşvik ediyor. Düşünmeye teşvik etme basamağıdır bu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. 22. Aşağıdaki sembolün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu laboratuvarda kullanılan semboller falan biyoloji öğretim programı yayınlanırken e, bunlar da yayınlanıyor. Yani bunlar da var. E, buradaki verilen eee şekil bizde biyolojik tehlike olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla cevabımız eşit olacak. 23. Bir biyoloji öğretmeni difüzyon konusunu işledikten sonra öğrencilere deney yaptırarak konunun daha iyi pekişmesini istiyor. Bu amaçla öğrencilere deneylerin aşamaları ile ilgili deneylerin aşamaları ile deney sonunda hangi sonuçlara ulaşmaları gerektiğini yazan bir döküman dağıtıyor. Bakın sonucunu vermiş. Arkadaşlar eğer sonucunu veriyorsa biz buna kapalı uçlu deney diyoruz. Eğer sonucunu vermiyorsa açık uçlu deney diyoruz, tamam mı? Eğer deneyin sonucunu veriyorsa kapalı uçlu deney, deneyin sonucunu vermiyorsa açık uçlu deney diyoruz. Geçelim diğer soruya. 24 Diyor ki bir biyoloji öğretmeni GDO'lu besinler olmasaydı insanlık açlıktan ölürdü şeklinde bir ifadeyi görüş geliştirme yöntemini uygulayarak işlemek istemektedir. Buna göre öğretmenin uygulamalarından hangilerini yapması uygun olmaz? Bakalım. Şimdi görüş geliş, geliştirme tekniği yapacak. 5 ayrı kartona kesinlikle katılıyorum, katıl, e, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum ifadelerini yazılması ve bunların sınıfa asılmasını sağlamak. Arkadaşlar bu olur değil mi? Görüş geliştirme. Mesela ne yapıyor? Ben kararsızım der. Kenara çekilir. Bu şekilde görüş geliştirme olur. Sonra bakıyorum. Öğrencilerin tartışmaya başlamalarını sağlamak. Bu da olur. Bakın bu da çok iyi görüş geliştirme tekniğidir. Tartışma sonucunda öğrencilerin öğretmenin görüşü doğrultusunda ki kartonun altına toplanmalarını istemek. Hayır. Her öğrenci kendi görüşüne göre kartonun altında toplanacak. Bu olmaz kendi görüşleri doğrultusunda bir kartonun altında toplanan öğrencilerin herkes görüşünü açıkladıktan sonra ve gerekçesini belirtmiş olsa dahi başka kartonun altına geçmesine engel olmak engel olamazsın arkadaşlar. Görüş geliştirmede unutmayın görüşler değişebilir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız 3 ve 4 denizli şıkkı olur. 25. Biyoloji öğretmeni kanser tedavisi uygulamalarının etkinliği konusunda grup tartışması yaptırmayı ve öğrencilerin konuyu Önleyici yöntemlere mi yoksa tedavi edici yöntemleri mi daha çok ekonomik yatırım yapılmalı boyutlarında ele almalarını istemiştir, amaçlamıştır diyor. Ayrıca öğretmen tartışmada öğrencileri iki gruba ayırmış, öğrencilerin başkalarının görüşlerine ve kendine saygı gibi değerlere de ulaşmasını hedeflemiştir. Buna göre en uygun yöntem diyor. Arkadaşlar bakın eğer iki... Ee, grup tartışıyorsa bir konuyu ve burada hani doğru yanlış şu doğrudur şu yanlıştır gibi bir sonuç verilmiyorsa biz buna münazara diyoruz. Münazara. Tamam mı? Münazara'yı karıştırmayın. Eğer iki eee gruba ayrılıyor bir konu hakkında. Hani şöyle düşünün. Tez antitez gibi düşünün. Mesela işte önleyici yöntem diyor biri. Biri tedavi edici yöntem diyor. Karşılıklı tartışıyorlar ama en sonunda görüş açıklanmıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış gibi görüş açıklanmıyor. Biz buna ne diyoruz? Münazara diyoruz. 26. Aşağıdakilerden hangisi yenilenmiş öğretim programındaki yeterlilik alanlarından biri değildir? Bilimin doğası, bilim ve teknoloji yeterliliği, dijital, dijital yeterlilik, matematik yeterliliği, ana dilde iletişim. Arkadaşlar burada... Ee, Yeterlilikleri arasında bilimin doğası yoktur. Cevabımız şıkkı olacak. Geçelim 27. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri biyoloji programında yer alan ön değerlendirme'nin amaçları arasında yer alır? Bakalım. Öğrenci dersin amacı hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenciye konu hakkında ne bildiğini gösterir. Bu olur değil mi arkadaşlar? Amaçlar arasında var. Öğrenci kendi ilerlemesi, güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olur. Arkadaşlar bu ön değerlendirme için değil bu en son değerlendirme. Son değerlendirme diyebiliriz. Öğrenci kazanımlara belirt, kazanımlarla belirtilen öğrenme hedeflerini karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi sahibi olur. Bu da yine son değerlendirme gibidir. Dolayısıyla ön değerlendirme nedir arkadaşlar? A şıkkı yalnız bir olacak. 28. Aşağıdakilerden hangisi öz denetim kapsamında öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer alır? öz denet. Bakın, doğru sözlü olma, etik davranma, güvenilir olma, sözünde durma, davranışlarını kontrol etme. Bakın, öz denetim davranışlarını kontrol etme arkadaşlar. 29. Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama. Eğitim ve öğretim, iş yeri, ev, eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunma. Aşağıda verilen hangi anahtar yetkinlikler içerisinde yer alır. Arkadaşlar bunlar bakın iş yeri, ev, eğlence, her türlü sosyal kültürel bağlamda yapıyorsa biz buna ana dilde iletişim diyoruz. 30. Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yenilenen biyoloji öğretim programının ölçme ve değerlendirme anlayışını temsil etmez? Programda yer alan bilgi, beceri ve kazanımları dikkate alarak yapılacak ölçme sürecini planlama bu olur arkadaşlar. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler ile tutarlı ölçme araçları hazırlama. Bu da olur. Ölçme araçları yapılandırılırken kazanımların ve kazanım açıklamalarının belirlediği sınırları göz önünde bulundurmak. Bu. Öğretimden önce öğretim sırasında ve öğretim sonunda değerlendirme yapmak. Bu da olur. Hatırlatma becerisini ölçülmesini sağlar. Bakın hatırlatma becerisinin ölçülmesi demek arkadaşlar. Hatırlama becerisinin ölçülmesi demek. Yani öğrenci bu konuya hatırlamış mı hatırlamamış mı? Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirmede böyle bir durum yoktur. Cevabımız eşit olacak. Böylece bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.